Şimdi yastık altı kavramı aslında çok sıklıkla kullanılan bir kavram. Yastık altı kavramı birden fazla ifadeyi içeriyor. Bunlardan bir tanesi vatandaşın özellikle sisteme sokmaktan imtina edip türlü çeşitli sebeplerle geçtiğimiz yıllarda özellikle faiz konusunda hassasiyeti olan kardeşlerimiz katılım bankacılığının olmadığı bir alternatifsizlik ortamında buna bir parça zorunlu oluyorlardı. Fakat son dönemde biliyorsunuz katılım bankacılığı da gelişti. Özellikle benzer kulvarlardaki yatırım araçlarının da genişlemesiyle beraber bu mülahazalar önemli ölçüde ortadan kalktı. Fakat buna rağmen gene bir kısım kişiler kurumsal yapı içerisinde birikimlerini değerlendirmek istemiyorlar. Tabii uzun yıllara dayanan bankada paraya el konulur mu? Kasaya koysam acaba devlet el koyar mı? Vergiye tabi olur mu? Çekmek istesem acaba sıkıntı yaşar mıyım gibi aslında günümüz finansal ortamının düzenli işleyişi içerisinde hiç de rastlanılmayan ve rastlanmayacak mülahazalarla da bu konuda yastık altı opsiyonunu tercih edenler olabiliyor. Biz tabii ekonomi bakımından yastık altı unsurunu pek tasvip etmiyoruz. Çünkü ekonomide biliyorsunuz hareketin olması lazım ki bereket olsun. Yastık altı meselesi bizim açımızdan ihtiyatla yaklaşılması gereken bir unsur. Elbette bir vakadır. Ancak yastık altının özellikle son dönemlerde katılım bankacılığı ve diğer alternatif yatırım araçlarının zenginleştirilmesiyle görece gerilediğini, oransal olarak daha gerilere gittiğini görüyoruz.